Sevgili izleyicilerimiz, Pazar Web TV'de merhabalar. Evet, tahmin ettiğiniz gibi, gördüğünüz gibi şu anda Pazar Şehir Stadı'ndayız. Evet, saha zeminde güzel bir şekilde çalışma yapılmış. Birkaç tane onarılacak bazı bölgeler var. Evet, bu çalışmayı yapan arkadaşlara da gerçekten teşekkür ediyoruz. Zemin bir hayli de güzel, sadece konuştuk, bazı yerleri de inşallah hazırlayacak dediler. Evet, biliyorsunuz gündem Pazar Spor ve Pazar Sporumuz deplasmandaydı ve deplasmanda maalesef istediğimiz puan ve puanları alamadık. Artık giden maç gitti, gidenler gitti, geriye bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Ve bugün de Pazar Sporumuz az sonra idmana başlayacak. Biz de hemen hocamızla birkaç yorumu alalım. Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, Amasya maçı maalesef olmadı. Yorumlar yine dediğimiz gibi, durumumuz nedir? Son 3 maçımız kaldı galiba. Sakatlıklar, durumumuz. Evet, sizi dinliyoruz Sayın Hocam. Evet, Amasya'da aslında haklı bir mağlubiyet aldık objektif olursak. Çünkü biz geldiğimizde itibariyle 7. maçımızı oynadık. Belki en kötü maçlarından birini oynadık. Ve Amasya haklı bir galibiyet aldı bize karşı. Ama bu bazen iyi giderken de, çok formdayken de bu tip formsuzluklar hepsi bir araya rastladı herhalde ki herhangi bir etki gösteremeden mağlup olarak geldik. Bu mağlubiyet ligdeki yönümüzü belirledi artık. Artık biz küme düşme potasından uzaklaşmanın yollarını arayacağız. Playoff konusunu daha kapatıp hızlı bir şekilde aşağıdan uzaklaşmanın yollarını arayacağız. Biliyorsunuz yarın biz bayız, maçlar oynanacak. O maçların sonuçları da zannediyorum ligin seyrini değiştirecek sonuçlar da olabilir. Tam tersi de olabilir. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama bizim bugün itibariyle %100 konsantre olmamız gereken bir Turgutlu maçı var. Kalan 3 maçta Turgutlu, Batman ve Melimeşe maçları var. Buradan en kötü ihtimali bir 4 puan, 3 ya da 4 puan hanemizde yazmamız gerekiyor. Evet, zor maçlar belki ama bundan önce bu iş yapan takım bunu da yapabilecek gücü var diye düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimizin artması bir sıkıntı yaratıyor. Bu hafta belki büyük ihtimalle Aykut da olmayacak. Ensar 4 sarı kartlı, işte Alperen kırmızı kart gördü. Bunun yanında Emre Kalkan sakatlığı zaten dolayısıyla yok zaten. Yani bayağı bir hasar bizim için. Ama olan oyuncu grubuyla da büyük mücadele devam edeceğiz. Burada önemli olan camianın içeride bütünleşmesi. Burada özellikle belirtmek istiyorum. Camideki bütün dinamiklerin devreye girmesi gerekiyor. Bakın, sadece bunu futbolcu grubuna, teknik heyete yüklemenin hiçbir mantığı yok. Bu işin şakası da, ölmeyi bazı insanlar bayılmak zannediyorum ama ölmek bayılma değildir. O nedenle söylüyorum, 3 hafta kaldı. Mutlak suretle yönetiminden taraftarına kadar, herkesin, pazar halkından bürokrasisine kadar mutlak suretle bir hamle yapmaları gerekiyor. Bir hamle yapmaması gerekiyor. Madem bir camiaya başarıyı herkes paylaşıyorsa, bu zor günlerde herkesin devreye girmesi gerekiyor, paylaşması gerekiyor. Ama herkes onu bunu ona buna bırakarak yaparsa sıkıntı olur. Ben bir bu toprakların insanı olarak söylüyorum. Bütünleşme, birlikte olma ve takımın tamamıyla psikolojisini yukarı çekecek bütün hamleleri herkesin yapması gerekiyor. O nedenle biz çalışmamızı en iyi şekilde devam ediyoruz. Onun en ufak kimsenin şüphesi olmasın. Biz motivasyonumuzda bir sıkıntı olmaz ama sonunda burada 20 tane, 25 tane genç insan var. Bunların psikolojileri var. Hepsi farklıdır. Bulunduğumuz konum çok farklı psikoloji çocukları yaratabilir. Bilmiyoruz. O nedenle ama bizim buradaki dayanışmamızı çoğaltmamız, artırmamız gerekiyor. O nedenle dediğim gibi bütün pazar spor dinamikleri devreye girip hep beraber şu 3 haftayı atlatıp ondan sonra artık hangi planlamalar ne olacaksa olur. Burada bir uyarı yapmış olayım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, hocamızla yapmış olduğumuz röportajı izlediniz inşallah. Evet, bu hafta bildiğiniz gibi bay, iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde çalışılacak. Gördüğünüz gibi evet, takımda yavaş yavaş artık çalışmasını başlatıyor. Amasya maçı kapandı, gitti. Önümüzdeki 3 maç çok önemli. Dediğimiz gibi burada evet, özellikle evet, Turgutlu, Batman maçları var ki bunlar kolay değil ve yine düşme hattında olan diğer takım var. Yani 3 evet, maçımız kaldı. Bu maçları en iyi bir şekilde tamamlayıp artık
bu sezonu dediğimiz gibi evet gönül rahatlığıyla kapatmak ve ileriye bakmak istiyoruz dedi hocamız. Tabii ki bunları söylerken tüm cami yanında evet artık bir bütün olarak evet işin içine girmesi gerektiğini de söyledi. Şu anda gördüğünüz gibi evet, takım yavaş yavaş ısınma başladı. Çalışmalar evet güzel bir şekilde başlayacak. Evet bu hafta tabii ki biz oynamıyoruz ama çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi inşallah haftaya da dediğimiz gibi artık Turgutlu maçında şu gördüğünüz türbünleri evet lütfen dolduralım diyoruz. Sevgili spor severler, sevgili taraftarlar, evet Turgutlu maçı çok önemli, bizim için çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi onlar da artık şampiyonluğu oynuyor. Turgutlu, Batman çekişiyorlar, kolay bir maç olmayacak. Ama üzerimize düşen hani 12. adam görevini mutlaka yapalım. Şu türbünü 2 saatliğine olsun dolduralım. Geçen maçımız yoktu biliyorsunuz. Bu hafta bu statta Hopa Spor maç yaptı ve muhteşem bir seyirciyle stadı doldurdu. Hopa'dan geldiler, davullarla, zurnalarla Hopa'dan geldiler, takımlarını desteklediler ve biz de diyoruz ki evet bir pazar sporlu olarak, bir pazar spor taraftarı olarak bu evet türbünleri Turgutlu maçında, özellikle Turgutlu maçında lütfen pazarı seviyorsak, pazar sporu seviyorsak lütfen dolduralım. Evet iyi günler olabilir, kötü günler olabilir. Pazar spor evet bu günlerde inşallah atlatacak. Dediğimiz gibi lig böyle bir şey. İşte bir yeniyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz, bir yeniyorsunuz aşağı iniyorsunuz. Özellikle dediğimiz gibi Turgutlu maçı çok önemli. Dediğimiz gibi Turgutlu Batman çekişiyor. Bu nedenle bu maçlarda en azından sahamızda oynayacağımız evet maçlarda takımımızı yalnız bırakmayalım. Lütfen şu türbünleri davullarıyla, zurnalarıyla evet dolduralım, desteğe verelim ve dediğimiz gibi inşallah evet bulunduğumuz yerden de kurtulalım diyoruz. Evet burada yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Evet inşallah evet Turgutlu maçında görüşürüz diyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Pazar sporumuzu evet yalnız bırakmayalım. Herkes üzerine düşen görevi yapsın. Biliyorsunuz yöneticiler gidicidir, sporcular gidicidir ama pazar sporumuz ve dediğimiz gibi kalıcıdır. Bu nedenle evet küsmek yok, darılmak yok. Evet yöneticiler gider, sporcular gider ama pazar spor kalıcıdır. Lütfen pazar sporumuza sahip çıkalım. Şimdilik hoşça kalın.